Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü oyunumuz Blaze Mobile. Gerçi çıkalı epey oldu ama bana ancak videosunu çekmek bugüne nasipmiş. Sıfırdan başlayacağız. Karakter seçeceğiz. Oyun şu an Kore'de. Yani yeni tarzda Unreal Engine 4 oyun motoru kullanıyor. Zaten grafiklerden anlaşılıyor. Şu an intro kısmındayız. Başlayalım abiler yavaştan. Bir görelim hem de. Aşağı açıklama kısmına download linkini atacağım. Bir de hangi emülatörde oynadığımı yazacağım zaten. PC'de oynuyorum şu an. Telefonda biraz zorlanabilirsiniz. Yani Android 7.0'dan sonraki sürümleri falan istiyor. Yani o da epey, yani kimin telefonuna var ki artık, yani bir en az 5000 liralık bir cihazınız olması lazım mobil telefonda. Öyle diyeyim ben. Yani bana kalırsa 6 GB RAM'den yukarısını kaldırır bu oyun. Zaten şöyle bir olay var. Flashback hatası veriyor. Yani açıyorsunuz oyunu, pat diye kapanıyor. Yani bir 8 GB RAM rahat istiyor bu Samsung'un yeni modellerini falan. Zaten Koreliler biliyorsunuz, Samsungçu. Adamlar kendine göre oyun yapmış yine. Başlayalım abi. Şimdi bir server seçelim. Rahat bir server, rahat bir server sarılardı. Muhtemelen bir tane seçelim. Şu kısmı yani insan biraz özenirdi ama diyeceğim neyse. Oyunun bir kısmı İngilizce, bir kısmı Korece. Onu söyleyeyim ben. Bu Paladin muhtemelen aynen. Emülatörde oynadığınız için biraz grafikler şey olabilir, low level olabilir ama onu yükseltiyorsundur muhtemelen. Evet, Summoner, Magician Cluster'da bir şey yani. Hollow Knight aslında budur ya. Aynen, Hollow Knight'a benziyor ya. Buna bakarsan. Bunlar, bu sınıflar açık değil bunda. Anladım. Elf'e giriyor bu aynen. Şu arkadaş bu oyunu özel, zaten PC versiyonunda da vardı. Onu birkaç oyun bu arkadaşlardan çaldığı için bunlar da böyle bir şey yaptılar. Onlar tank sınıfı. Belli. Okçusun var bir de bunun. Keşke okçu yapmasaydınız ya. Yani bu sınıfın en çok destroyer kullanılıyor. Yani elinde böyle paladin olan böyle karakter kullanılıyor. Yani oynayacaksanız bunu seçmenizi tavsiye ederim. Bir de böyle bir cüce sınıf yapmışlar bunda. Ne bir holy. Paladin yani. Bir Magician sınıfı. Ya çok bilmiyorum. Bunlardan lolileri seven de var. Bir şey diyemeyeceğim. Böyle bir afro elemanımız var. Sınıf olarak. Yine bildiğiniz klasik human. Ben tank oynamayacağım. Yeminliyim. Tank oynamıyorum bu aralar. Lost Ark'ta oynuyoruz ama. Akçı sınıfı varmış. Abiler. Ben neyi seçeceğim biliyor musunuz bu sefer? Şöyle değişiklik olsun. Şöyle bir karakter yaratalım bu arada. Karakter creation kısmına gelelim. Burada ne yapıyoruz ilk önce? Şöyle tipine bir bakıyoruz. Çirkin lan bu. Valla bunu da seçebilirmiş aslında. Ne bu ya? Bu da kediye mi yazıyor? Ha, böyle bak bu olur. Yüzüne müzüne tipine mi oynuyoruz? Tamam lan, anladık. Ha. Yani bu oyunun şöyle bir özelliği var. Şurada aşağıda değiştirebiliyorsunuz şunu sağa sola çektikçe. Yüz tipini falan. Daha biraz da şuradan da ten rengini çeviriyoruz. Aynen. Fazla oynamayacağım hocalar, saçılan maçılı ama yani. Tam böyle kafidir gibi geliyor. Şuradan da vücutla mı oynuyorsun abi? Aynen. Ha, derin omuzlar falan fistan. Oo. Şurada da armor seçenekleri var sanırım, aynen. O normal klasik. Normal şey. Ne güzel. Beğendim ben. Hani bu bakayım. Aa, çok şanlıyız, güzeliz. Doncuyoruz ya. Şuna bakalım. Şunlar ne, emojiler mi? Allah razı olsun. Tamam. İsmine gelelim. Yiyecek mi bakalım abiler? Yedi. Vallahi yedi. Evet, başlayalım çapulcumuza.
Tamam abi, tamam. Hikayenin başlangıcından başlayalım, gidelim baba. Loading süresi biraz uzun sürüyor ama ya. Bakınca, değil mi? Aynen. Loading süresi biraz uzun sürüyor. Olmazsa videoda keseriz bunu. Aynen. Klasik. Ha. Bak, bu kısmı Black Desert'a benziyor. Black Desert Mobile'ına benziyor bu kısmı. Bu kısmı Black Desert Mobile mevzu. Ne vardı? Direkt girer girmez hediye mi verdi? Aynen. Şurada bir klasik tekrar pot veriyor, şey veriyor. Diyalog kısmına geçelim. Abi o gözüm benim şeyde zaten ya. Bırakacak puşları da. Şuraya geçelim. Ver bana o hediyeyi, ver bana. Bana o hediyeyi ver. Verdi. Seni alalım. Bundan günlük giriş ödülleri. Tabii bu sırada ilerliyormuş. Bilseydim ben ya. Tripod sistemi falan güzel. Yukarıdan bakmayı seviyorum ben MMORPG'lerde, mobilde. 360 olmuyor mobilde ya. Ben artık PC'de de oynayamıyorum gerçi mi? Seni bir geçelim miyiz abi? Geçtik. Şu çantama bakmak istiyorum da. Çantaya bir bakalım. Ne var ne yok diye. Aynen. Ha, geçelim bu çantayı. Ne yapıyor? Bitki mi toplatıyor bize? Bunu da alalım. Evet. İyi, güzele benziyor oyun ya. Ben de ilk izlenime bakarsam. Direkt otoyu koymuş. Bazıları 10 levelden sonra otomatik koyuyor da. Biraz ağır geldi buna. Ageti falan kasmak lazım. Aynen. Level aldık mı? Ne verdi? Ha, şurayı normal can HP yapmış. Şuraya da mana yapmış sanırım. Aynen. Tam da giydik üstümüze. Ya klasik pot mod veriyor oyunun zaten başında. Bu tablette falan iyi oynanır ya. Valla. Tablette mablette hakikaten iyi oynanır bu. İyi, güzel yani. Bakın da. Bu dil seçeneklerine falan bakarız videonun sonuna. Bir ayar yapılıyor mu acaba diye. Biraz ama oyunda şey var ya, drop down gibi şey var yani. Bizim Kore'de oynamamızdan mı kaynaklanıyor bilmiyorum da yani bir drop down var yani, bir yavaşlık falan böyle. Zaten bir abire bir uyarıyor. Oyun kalabalık ya yani, o yüzden şu an Kore'de Dolant listesinde ilk onlardan içinde. Yani oradan görebilirsiniz yine. Yine dediğim gibi videonun açıklama kısmına linki koyacağım ben. Oradan indirebilirsiniz arkadaşlar APK'sını. Tat indirmeye kalkarsanız hata veriyor. Onu da söyleyeyim ben emülatörlerde. Başka bir emülatörden koyacağım da bu sefer. Emülatörlerde çalışan sorunsuz bir tane link koyacağım APK. Oradan yaparsınız. Bakalım bana.
Fırsat demişken. Vallahi bir şey mi yapacak? Ha, oradan bir şey seçmemiz lazım ha. Bak bak bak, oyunlarda X bir seçim ben. Orada da geçtik. Kanal 1 demişiz biz. Aynen. Level aldık. Eldiven verecekmiş buradan da. Şunun menüsüne bakayım. O menüsü nedir? Guild menüleri bunlar ya. Bunlar da level 4. İyi. Oyun motoru güzel abi ya zaten. Başka oyun motoru yok şu anda rakipsiz. Unreal Engine 4 böyle göze daha çok hoş geliyor mobil oyunlarda. Onun böyle ötesi yok yani. Onun bir ötesi rakibi yok. Unity diye Türkçe terimle söylersek bir oyun motoru da var da ben pek sevmiyorum şimdi, doğrusunu söyleyeyim. Unreal Engine 4 şu anda böyle kafi gibi geliyor mobil oyunlarda. İşte bununla yapılan oyun motoruyla yapılan oyunlarda telefonu zorluyor. Bilgisayar da zorluyor yani daha doğrusu. Yani Türkiye şartlarına bakarsam düşük spek. Yani yurt dışındaki arkadaşlar tabii rahat oynuyorlar da her şeyi. Şimdi bir de dolar zıpladı gitti. Savaş gücü aşağıda yazıyormuş. 5432. İyi güzel. Mana pot kısmı. Şarjı %0 gösteriyor. O da güzel. Emülatörde oynayınca. Sal bizi mekandan gidek ya hacı ya. Geyik beni görünce kaçtı, görüyor musunuz? Ama etraf tasarımı falan sevdim ben ya. Özer. Goblinler bastı bize yine. Tabi farklı bir şeyler yapabilirlerdi de. Aynen, farklı bir şeyler olabilirdi yani. Hızlı geçiyorum ben, bakayım hızlı levellik alayım diye. Postaya ne gelmiş? Bot gelmiş hediye. Oyunun başındayız. Verirler şimdi bol bol hediye. Sonrası olayı önemli. Pay TV mi değil mi? İleriki leveller çok önemli. Şimdi globala çıkar bu oyun %100. Bakalım orada da nasıl olacak. Ya Blacklist Mobile gibi büyük bir fiyasko mu olacak? Şey mi olacak? Onlar orada hata yaptılar. Türkiye biraz şey yapsalardı. Bizim gibi yayıncıları falan biraz destekleselerdi. O Blacklist Mobile şey olurdu yani. Türkiye'de iş yapardı. Benim o yayınladığım videonun hiç izlenim oranları yüksekti aslında. Tabii oyun biraz da cacıktı ya. Yani dram olması lazım. Bu Black Desert'ın PC versiyonunda drama var. Onda yoktu. Sıkıntı oldu. Evet, ne yapıyor burada? Hikayeden ilerliyoruz abi, story'den. Ne zaman salacak acaba? Ben onu merak ettim. Ama otomatikte bir takılma var acılar. Haberiniz olsun. Ha, görevin üstündeki kişilerde soru işareti çıkıyor. Aynen, mobları kesince. Expo artı 6 aldı. Az veriyor XP. Slot mantığı var mı yok mu acaba oyunda? Onu merak ediyorum ben. Yani bir slota bırakıp Blacklist gibi kasıyor musunuz falan? Ben biraz şeyi ortamı ona benzettim ya. Yani biraz daha aydınlık versiyonu yapmışlar oyunu. Benzetmedim değil, aynısı yani derse. Yani bana farklı bir oyun gibi gelmedi. Lineage 2M'den sonra bilmiyorum yani. O da ne Pay2Win oyundu ya. Ulan ulan. Allah kahretsin. Başladık ona. Slot mulot kes saatlerce. Slot kesme istersen skip yap diyor. İşte sana materyal vereyim, para istiyor. Bilmem ne isteyeyim, para istiyor. Tam böyle Koreli oyunu ya. Parayı gömeceğim gömeceğim böyle. Türkiye gelirse de şimdiden uyarım yani. Şöyle o tarz oyuna başlamayın yani. Online iş hikayen midir nedir? Abi de bu takılıyor ya, bildiğin. Bilmiyorum artık sizin PC speed'inizde ya da telefonunuzda nasıl oynanır. Ah, klasik kuru kafalar nerede diyorum ben. Bunlar zaten hazır böyle şey satılıyor yani, oyun motoru yaparken oyun motoru shopunda satılıyor bunlar hazır böyle.
Karakter tasarımı. Direkt bunlar zaten var abiler. En çok parayı bunlar bırakıyor. Yani oyun tasarımcısıysanız hazır image'den yani hazır karakter tasarım bunlar var zaten. Hiç. Parayı bunlardan kazanabilirsiniz. Haydi bakalım. Abi gideceğim mi gitmeyeceğim mi? Metter gibi yürütüyorsun bizi. Bir ileri iki geri ha. Saklandı mı lan bu? Yok ya. Puşt bizi önden göndermiş. Ah. Minnet alıp başına gitmiş de herhalde. Ya da biz hikaye modumuzu diye kimseye görmüyoruz ama. Çözemedim. Tepemizde de bir yaprak var. Ben hiç pek hoşlanmadım. Life skill şey midir nedir bilmiyorum ama yani. Aynen. Pek hoşlanmadım yani. Ben bir parça verdi. Shop'una daha bakmadım ben bunu. Kesin bir şey daha vardır yani. Daha shop'una mopuna bakmadık. Hadi bakalım. Mob kesiyor zaten. Hikayede bu mu yani şimdi? İnsan biraz bir şeyler koyardı. İlk Icarus'un mobilinde bile atla matla uçuyorduk. Bir şeyler yapıyorduk ya. Yapmayın yani. Kritik yazılım biraz değiştirmişler. Blaze Mobile bir ara Rusya'ya mı çıkmıştı? Blaze Mobile değil de Blaze'in. Sonra farklı Steam'e falan çıktı herhalde mi? Bilmiyorum ki bakmak lazım. Ha şimdi şeye çıkardılar. PlayStation'da mı Xbox'ta vardı. Blaze Unleashed diye bir şeyi var bunun. Versiyonu var. Onunla becermişler sanırım bu sefer de. Map şöyle bir... Aynen sağda olması lazım. Solda mapleri ben sevmiyorum ya. Blacklist Mobile'inde solda koymuşlar ama sağda olması lazım. Göz alışkanlığı. Şu olayı sağa koymaları lazım arkadaşlar. Map oyun UX tabanlı tasarlarken. Aa, Prensis. Ne yapacağız? Tıkladık. Tıkladık. Craft mı yaptırtıyorsun sen? Ya level atlatıyormuş. Anladık bacım anladık. Değişik şeyler. Az önce ben kafalı mı sildim acaba? Silmişim. Streti ya aman. Bir daha mı geleceğim dünyaya? Yanlışça bastım Korece sildim vallahi hiç. Tamam abi bas beni gitti ya. Zaten kafalı silmişim. Efkarım yüksek. Ben bunun bir dakika abi ya. Dur abi dur. Bunun ayarları nerede abi bu oyunun? Bunun ayarları skill ayarları. Şu settings'e geleyim ya. Merhaba grafik ayarları mı? Daha fazla olmuyor sanırım aynen bizim cihaz kaldırmıyor. Master BGM bunlar ses ayarları. Geçtik abi burayı. Min max falan hiçbir ha, gösterge şeyleri. Yok cacık senin ben. İlerleyelim abi. Aga ben az önce bir şapkayı sildim be. Bana bir şapka versene. Bir kafalık. Şimdi prof oyuncu yazacak. Aha şapkayı sildi. Lan puşlar sizi de görürüm ben. Hadi abi. Kaç level olduk biz ya? Ulan bu levellik de zormuş abi ya. Hadi bana kafalık ver ya. Aynı mobları kesip kesip duruyor lan bu.
Skiller inşallah değişir ileride. Bazı skiller çok ağır geldi, saçma geldi. Cam pot bastı az önce. Oh. Şimdi mobil oyunlarda otomatik, yani bu oto olayını kaldır diyorlar. Manuel oynayalım. Abi şimdi mobil oyunu oynayan MMORPG tarzda konuşayım ben. Kendi uzmanlık dalında biraz. Şey yapamazsın abi. Devamlı böyle bakamazsın yani bu ekrana. Yani manuel de oynayamazsınız abiler. Bu işi geçeceksiniz yani. Ha, PC'de oynasan eyvallah. Belli bir yere kadar yapıyorsun da bu slot tarzı oyunlarda şey yapamazsınız abiler. Otomatik olmadan oynayamazsınız abi. Bunu elle nereye kadar basacaksın? Yani PvP'sini tamam, PvP'de karşıyım otomatiğe. PvP'de otomatiğe karşıyım. Ama PvE moddayken yani otomatik mod olmazsa sıkıntı abi. Yani mobil oyun mu yani alt üstü? Binek verdi mi lan sen bana? Vallahi verdi. Bir yerden çalıyor böyle, bakayım dur. Nerede? Çıkacağız oradan. Ne yapıyor bu hikaye modunda ya? Buraya bitirince mi verecek? Bakalım hocam. Bin. Vuruyor kritik mritik ama arada hani nadir. Ağır geldi bu karakteri. Yani bilmiyorum, Warrior sınıfından ağır geldi. Ben orada tek Two Handed Sword tutan, yani büyük kılıç tutan karakter de görmedim herhalde ya. Bakarım yani, görmüşsen düzeltirsiniz deneyiciler. Emülatörün RAM'ini yükseltmek lazım sanırım ya. Bunda emülatörde oynarken. 7 level olduk. Açtık çantayı. Açtık bunu. Hop, atımızı verdi. Allah razı olsun. İyi. At verince tabii şeyi de yükseltiyor, savaş gücünde. Ata bu şekilde mi biniyorsun? Çok komikmiş lan. Kasan biri var, gördüm. Demeci ince attan düşüyorsunuzdur. Bu da aklınız olsun. Şu Korelerin böyle çılgın gibi alanlarını sevmiyorum arkadaş. Gözü çekiyor ya. Bunu ben otobottan çıkarayım abi. Bir de elle götüreyim bakayım, takılıyor mu? Takılıyormuş. Yine de bir şey fark etmiyor yani. Bunun latency balans sorunu var bu oyunun %100 ya. Rahat böyle akıcı oynayamıyorsunuz. Diğer Kore'de oynadığım oyunlara göre sıkıntısı var belli. Ha, madencilik bana mı yaptı diyor. Bunun life skill olayı bana, onu merak ediyorum da. Sanırım var oyunda. Bunlar kuvvetlimiş ya. Aynen, bunlar kuvvetli acılar. Baksana indirene kadar. Yine postaya bir şeyler gelmiş ama pot vermiştir %100. Şu pot basma olayını falan ayarlayabiliyorsunuz ayarlarda, gördüm ben. Hani Lineage 2 Revelation falan var ya, ona benziyor yani. O pot basma yüzdesini falan ayarlayabiliyorsunuz. Oradan bir karakter açısı falan verdi, bakalım da.
görevmiş bu ya. Altı sana kes dedi mi? Aynen. Fazladan bile kestim ya. Baba vurdum, hiç oralı olmadı. Göreve devam ediyorum. Çiçek mi toplatacak şimdi? Aynen. Abi de çok yeşillikli meçlikli geldi ya. Bana sorarsınız fikrimi. Oyunun başlangıcı falan. İnsan bir hani böyle şey yapardı, nasıl diyeyim. Lineage'de başlayınca bir şey yapardı böyle. Böyle bir hani oyuncu cezbetmek için böyle bir ara sahne, böyle oyunun en son geleceğiniz şeklini falan koyardı. Bu elemanlar dümdüz bir giriş yapmış yani. Bu Blaze yani oyununda bir hep böyle bir sıkıntı var ya. Yani ben bunu PC versiyonunda da başladığımda aynı bir sıkıntı vardı. Bak kardeş, şimdi zaman değişti, devir değişti yani. Millet böyle şeyler istemiyor yani. İlk önce diyor en yükseğini bana mı ver, ondan sonra fakirlikten başlat beni diyor. MMORPG tarzda. Sana ne böyle direkt şey yaparsan abi. Silah verdi. 8 olduk. Yani. Evet, bir hava fişek. Oradan bir atıldı. Hava fişekleri gündüz vakti. Evet, buradan da bir şeyler verdi. Atımız yerden garip bir şekilde çıkıyor. Ya da Lost Ark'ta ıslık çalıyor. Her türlü bineği çalmak için de. Burada bir yerden çıkıyor, geliyor falan. Oyunun latency sorunu var. Yani MS sorunu var. Haberiniz olsun. Bilmiyorum, telefonda sizin şeyiniz falan fark eder mi? Benim internet hızım da düşük olduğu için 25 megabit falan internet var. Sağ olsun kol gibi de şeyimiz varmış. Sözleşmemiz varmış. Yani kablo mete geçmeye çalışıyoruz, olmuyor. Arada onu da söyleyeyim bari. Şu an bence en iyi internet servis sağlayıcısı Kablonet. Türksat Kablonet var ya. Diğerlerini unutmadı biliyorum zaten. Yıl olmuş 2020. Ey 2020. Nelere kadirsin sen? Evet, ekmekçi de geziyor arabayla. Karantina günümüzde. Yalnız işin komedisi de o 2 metrede de fırın var yani. Fırıncı ekmek arabasını bizim mahallede 2 metre arayla satmaya çalışıyor. Nasıl bir ingenlik olursa var ya. Yani bu hep... Evet, buradan da eldiveni aldık. Ejderleri mini 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 gemicik gibi ejdercikleri indiriyoruz ha. İndir hacı. Şu ana kadar gördüm en iyi şeyler bunlar yani, model karakter tasarımları. Bilmiyorum bunun ileriki levelleri nasıldır falan incelerim, yine tekrar video çekerim dayanırsam tabi. Bu tarzda giderse dayanmam da yani. Komik atımız çıktı. Yerden komik bir şekilde. Latency sonra hala devam ediyor. Aynen, arada zaten yapıştırıyor. Diyor ki kardeş. Oo, yeni dragonlara geçtik mi? Yo, bunların biraz rengi değişik. Bu oyunla çok reklamını yaptılar abiler Kore'de. Yani öyle böyle değil yani. İşte bir esmoba çıkıyor. 1,5 ay önceden işte ön kayıt açtılar. Şey yaptılar. Evet, şu alt taneyi kesin. Kesecek inşallah. Bilseydim başka sınıfa açardım ben bunun bu kadar ağır DPS yaptığını. Paladin maladin mi açsaydım bilmiyorum ki. Warrior sınıfı. İnşallah iyi set veriyordur ya. Yoksa bu setle oynanmaz bu oyun. Çıplak gibi geziyor eleman. Şey yapsanız abi, gösterin falan gösterseniz. Yani hiç set vermeyeceğinize. Millet oyundan soğutmak için. Abi bu tarz oyunu oynayan adamlar Barbie bebek gibi giydirmek istiyor karakteri. Şimdi yalan söylemeyelim. Hanginiz avatar almıyor, hanginiz şey yapmıyor bu tarz oyunlarda. Avatar için oynayanlar var, binek için oynayanlar var. Aga, Diablo sana geldim. Diablo 4 de çıkar inşallah bu sene ya. Vallahi. Onu da bakarız, oynarız biraz. Abi ne yapıştırdım be. Abi bu arada Raziel var. Bu Kore'de çıkacak.
Çin versiyonu var YouTube kanalımızda. Kore versiyonu çıkacakmış. Biraz herhalde düzelttiler Kore'de. Çinliler kendilerini sallama yapıyor. Kore'ye gelince iş değişiyor biraz çünkü. Onu yayınlarız muhtemelen. Bir de Aero Kingdom 2 diye yenilen bir oyun var. Onun birincisi falan da pek sevmedim. Sıra tabanlı bakacağım da ona. Sanırım sıra tabanlı mı diyor. Sıra tabanlıysa yayınlarız acar. Biliyorsun bu kanalda genelde ve MMORPG oyunları yayınlıyoruz yani. RPG oyunları da yayınlıyorum işte. Yani sevdiğim RPG oyun motoru falan kaliteli oyunları. Diğer dandik oyun yoksa yayınlamak istersen günlük 100 tane oyun yayınlarsın. Şimdi abi dandik dandik oyun motorsuz oyun çıkartıyor yani. Adamlar abi oyun çıkartıyor. Sekizden 9'a geçmek zor oldu yani. Neyse Allah'tan karakter şimdi moblar değişiyor yani. Tek attı bunları. Ey maşallah. Çok hızlı level alıyorum, çok hızlı. Ne verdi? Pe. İndirecek bakalım indirecek. Şunu bir duralım abi. Şuralara bir bakalım ya. Baldur kürdü girdik yine. Ne verdi? Bu salak bir küre verdi. Onun dışında postaya bir bakalım. Onunla bakalım. Onun dışında ne verdi? Şurada. Pet de mi vermiş o? Oo, domuz fare mi lan bu? Fare. Fare. Buradan skillerini falan mı şöyle yapabiliyorsun? Aynen. İyi güzel. Bu neymiş? Peri. Oo, güzel. Klasik kaplan, kuş. Bunu Tra'dan benzetiyorum. Tra diye bir oyun vardı ya. Şuna görmemiştim. Ha bu iyi olmuş. Yine oradan buradan çarpmışlar. Kaplumbağa. Güzel. Sevdim bunu. Oo, papağan şekilmiş abi. Farenin şeyi. Kedi. Olmazsa olmaz. Raccoon. Tabi. Kedinin şekli. Aa, bunlar da şeyleri mi? Anladım anladım. Rarları. Bu ne? Aa, skill pointleri falan uzatıyor sanırım. Aynen. Ben de şimdi şu at kısmına bakalım. Bunda atları alabileceğin atları göstermiyor sanırım binekleri. Aynen. Postaya bakalım. Buraya bir tane şey gelmiş. Çantamıza bakalım tekrardan. Silahına var. Artı basma şeyi gelmiş. Artı basma gelmiş. Artı basma. Ama ama. Tamamdır abi. Bunu öylemiş. Başka da bir şey yok ekstra benim gördüm. Artık varsa da ileride keşfederim yani yapacak bir şey yok. Abi binek çıktı bu sefer. Şey binek diyorum. Pet çıktı yani. Fare pet vermiş. Yani diyor ki beni oynamayın oynamayın kardeş. İnsan bir dragon bir şey verir de. Çok eleştirdim bu oyunu ben ya. Sanki yaptık. Yapmak çok kolay sanki bu oyun. Bizim Türk milleti eleştiriyor acılar. Tutamıyorum kendimi. Kahvedeki dayılar gibiyim. Ülkeyi kurtarıyorum 2 dakikada. Dolar rezervlerini satarak. Kendimiz bir şeyler yapmayı denedik de olmadı yani. Bir page yapıyoruz. Şimdi ekip kurduk da o page için. Kaç temel olduk biz bu arada ya? 9'muş, 10 olacağız. Ha, aynen. Neyse biraz ilerledik ya. Belgrad Ormanı'nda. Piknik alanımızda.
Aga, sal beni. Onu aldık. Ne yaptık? Başka yere mi geçtik biz acaba? Aynen. Oyunun portal mantığı böyleymiş Özer. Dedim ki hadi birden 10 levele kadar kastık. Yani oyunu görmüş oldunuz. Devam eder miyim etmez mi bilmiyorum. Hani beni cezbedecek bir şeyler çıkmadı ama yani size kalmış. Yani şu an oyunda yok. Korece oynar mısınız, oynamaz mısınız? Bu arada İngiliz yani İngilizce konuşan grup arkadaşlar için bunu diyorum. Hani onlar da olur mu olmaz mı artık kendileri bilir. Alt yazı ekleriz belki şey videoya. Bu kadar abiler. Levellik yaptık yani. Birden 10 levele kadar. Dayandım, kastım. Portallar böyle garip bir şeymiş. Bir dahaki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.